Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine yeni bir begonville geldim. Bakın şu begonville'i dün bana Kohlera 35 arkadaşımız getirdi. Ayşe. Allah razı olsun Ayşe'den. Bunu bana hediye olarak getirdi. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyordu. Bana uğradı. Bu şeyi getirmiş. Bu sarmaşık halinde. Ben bu sene 2-3 tane bu sarmaşık halinde almak istiyordum. O da bir türlü nasip olmamıştı. Denk gelmedi. Ya da çarşıya gitmiyorum ya da böyle denk gelmiyor arkadaşlar. Ayşe'den Allah razı olsun. Ayşe'cim getirmiş. Ama toprağı çok az. Böyle çiçekçi de çok susuz kalmış, buruşmuş, çok kötü olmuş. Ben hemen toprağını değiştirmek istedim. Çünkü onun yeterli toprağı yok. Birkaç gün susuz kalırsa bana kuruyacak gibi geldi. Bunun için hemen toprağını değiştirmek istedim arkadaşlar. Önceden şey yaptık yani Allah'ın izniyle. İle kıracak bir tarafını. Bak sen ben çıkardım da hazır onu. Tamam. Altı toprağını hazırladım arkadaşlar. Çok istediğim bu sarmaşık şeklindeki begonvildi. Seneye bunu kışın Allah'ın izniyle koruyabilirsem şöyle köşelere bunları koyacağım. Bunlar buralarda olur. Bir taraftan da artık toprağını doldurayım. Bir de teyzelerin hobilerinde görmüştüm bunun üretimini. Ben hiç üretmedim. Artık üretmek istiyorum. Münaver Hanım da bir şeyin nasıl dikildiğini görmüştüm. İnşallah bir yakında bunu bir iyice sağlamlaştırayım. Şu kurularını almamız gerekiyordu. Onları şeyle makasla şeyden sonra. Ya bunu ben saksısını seneye yeniden değiştiririm. Belki seneye yeterli toprak olur mu alırım bilmiyorum. Olmazsa şurada şu dut ağacının olduğu büyük saksı var. Kışın o dut ağacını başka bir yere alırsak o kocaman saksı bana kalacak. Ona bunu belki de baharda falan geçirebilirim. Şimdilik boş saksım bu vardı. Bununla idare edeyim arkadaşlar. Bu yine de açabilir galiba. Kökünü iyice sıkıştırayım da. Biraz daha derine mi dikseydik? Sallanmaması için. Acaba. Toprak ben biraz daha getiririm aşağıdan. Biraz daha. Kasım patıları da artık açmak için şuralarını alacağız değil mi Naviz? Şu kuruları makasla. Bunları çekimden sonra onları arkadaşlar alalım. Başka bir çekimde bunu görürüz. Daha güzel. Ben ona bir de şey vereyim. Besleyecek bir şeyler vereyim. Başka bir çekimde bunu beslenmiş olarak gösterebiliriz. Denk duracak mı şöyle? Yanına bir sağlam değnek. Sopa. Sağlam sopa. Arkadaşlar bugün bazı şeyleri size konuşmak istedim, anlatmak istedim ve yine bir şeyler var. Yanlış anlaşılma, yanlış anlama gibi bazen bizler yanılabiliyoruz. Bu biraz şuraya kadar toprakla doldurmam lazım. Yanlış zannetmeler hayatımızda oluyor arkadaşlar. Mesela bize yolda karşıdan bir arkadaşımız rast geldi ama bize selam vermeden geçti. Diyoruz ki birçoğumuz şöyle diyoruz. Bak bana selam vermeden geçti. Neydi acaba derdi? Neydi acaba ne zannetti? Bana küs mü, dargın mı gibi birçok şeyler aklımızdan geçer. Hatta yanımızda birisi varsa ona da anlatırız. Deriz ki... Ayşe arkadaşımız ya da Fatma arkadaşımız bize selam vermeden geçti. Oysa onlarca bunun başka ihtimalleri var. O arkadaşımızın kafası çok dalgın olabilir, çok yoğun olabilir,
Ya da o anda bizimle sohbet edecek zamanı olmayabilir. Kendi sorunları olabilir. İşi çok acele olabilir. Onlarca ihtimaller var. Hemen bir insana bir şeylere yapıştırmayalım arkadaşlar. Değişik değişik alanlardan alalım. Hayata sadece kendi açımızdan bakmayalım. Bizim doğrumuz o kişinin tam doğrusu olmayabilir. Ya da bizim bilmediğimiz birçok şeyler olabilirler arkadaşlar. Hemen yanlış zanlara varmayalım. Bekleyelim, görelim ya da ona biz halini hatırını soralım ya da bir başka zaman halini hatırını soralım. Arkadaşım bir sorunun mu vardı, ne oldu, beni görmedin mi falan diyerekten biz soralım. Hemen yanlış zanlara varmayalım arkadaşlar. Öyle olursa dostluklar kalmaz, arkadaşlıklar kalmaz. Yani şeylerimizi yürütemeyiz. Hemen darılırsak, hemen küsersek dostluklarımızı yürütemeyiz arkadaşlar. Hani derler ya, kusursuz dost arayan dostsuz kalır diyerekten. Bizler yanlış zanlara varmayalım. Yanlış anlamayalım. Değişik açılardan olaylara bakabilelim. Bazı şeyler hayatımıza yaşadığımız için arkadaşlar, bugün aklıma onlar geldi. Şunun rengine bakın arkadaşlar, ne kadar güzel değil mi? Bunun bir de bakımlı halini nasıl olur bilmiyorum. İnşallah bakımlı hali çok güzel olur. Bakacağız ya artık yani. Değişik şey yapacağız. Ben buna vitamin vereceğim artık. Tavuk gübresi mi veririm? Gülcan'dan bıldırcın gübresi mi getiririm? Ne yaparım bilmiyorum ama buna bir besin vermem gerekiyor. Şöyle kendini toparlaması için. Şu yanlardan da desteklemem gerekiyor. Bu tam şey durmadı. Bu değnek tam dibinde mi acaba? Ev yolun kenarı olunca biz sessiz de çekmiyoruz ya arkadaşlar. Sessiz çekersek sonra da seslendirebiliyormuşuz. Bunu ben yeni yeni öğreniyorum inşallah. Burada su yok değil mi Naviz? Sonra sulayalım biz bunu. Bunun şuralarından yeni fideler balkonda var Naviz şey. Dolu şişe balkonda var. Evet arkadaşlar, biz yine dostluklarımızı herhangi bir kötü zanla bozmayalım. Bizim bilmediğimiz arkadaşımızın sorunları olabilir. Kafası dalgın olabilir, düşünceleri değişik olabilir yani. Her şeyi yanlış zannetmeyelim. Mesela ben yanlış anlarsam, arkadaşım da bir gün beni yanlış anlayabilir. Biz hoşgörülü olmayı, hoş görmeyi, olaylara değişik açılardan bakmayı öğrenelim arkadaşlar. Yoksa her şeye kızarsak, her şeye öfkelenirsek, her şeyi yanlış anlarsak bizim ne dostumuz olur, ne arkadaşımız olur, ne akrabamız olur. Ha, su yakından geldi. Su yakından geldi. Bunun şeyi de yok ya. Altının şeyini... Bu yeter herhalde mi? Sonra yine verebiliriz. Bu begonvilimiz olabileceği kadar güzel oldu arkadaşlar. Artık buna bakmaya insan kıyamıyor. Bu da ileride aynısı. Şu sarı yapraklarını alırız. Bu bana yeni geldi. Ben bunu dün köye gitmiştim. Gece geç saatlerde geldim. Bakım yapamadım yani, başka işlerim vardı, bunlara bakım yapamadım. Bulabildiğim saksı da buydu arkadaşlar. Bir şey yaktın ama şu kuruları aldığımız zaman buralardan birçok yeni şey çıkacak arkadaşlar. Size nasıl göstereyim şuradan, Naviz zoomlayabilirse. Bakın şuralardan yeni yeni çiçekler çıkacak. Ben buna gübre falan verirsem bunlar yenilenir. Başka çekimlerde inşallah görürüz arkadaşlar. Bugünkü işimiz bu oldu. Yeni bir hediye gelen Ayşe arkadaşımızdan
begonvile saksı yaptık. Yarın bir gün dede benim şeyinden, yaprağından yetiştirdiğim kalonşa var. Bir de onu değiştirirsem onu da sizlere sohbet eşliğinde arkadaşlar yeni yeni konular bulalım. Yeni yeni konularla hem çiçek dikelim hem sohbet edelim. Bugünlük Ayşeciğimin getirdiği begonvile saksısını değiştirdik. Sizler de hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Havalar soğudu artık, biz dışarıda ceket giymeye bile başladık. Hoşça kalın arkadaşlar. Karanlık mı oldu önce? Şuraları hemen şeyle makasla.